Berna uzun zamandır görüşmediği arkadaşlarıyla yıllar sonra bir kahvaltıda buluşur. Arkadaşlar arasında üniversiteyi bitirip doktor, öğretmen, avukat olanlar, evlenip çoluk çocuğa karışanlar vardı. Kendisi bir firmada gıda mühendisi olarak çalışıyordu. Yıllara rağmen arkadaşlarının devam ediyor olmasına mutlu oldular. Uzun uzun geçmişten, okul yıllarından ve öğretmenlerinden söz ettiler. Matematik öğretmenleri Murat Bey'in dersi güzel anlattığından, özel hayatı ile ilgili sorunlarını derse taşımasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Bir arkadaşları da İngilizce öğretmenlerinin geveze dilinden, Türkçe öğretmenleri Tarık Bey'in kendisini beğenmiş tavırlarından dert yandı. Suna adındaki arkadaşları aralarında o gün olmayan Hilal'in sorumsuzluk yapıp kahvaltıya gelmemesinden dert yanıyordu. Bir ay öncesinden buluşacakları belliydi. Herkes buna göre programını ayarlamıştı. Hilal ayarlayamadığı için Suna'ya göre suçluydu. Hemen söze girip yanlış düşündüğünü, bir işi çıktığı için gelememiş olabileceğini söyledim. Suna ise gelmemiş olması bence sorumsuzluk. Tamam, gelmediyse arayıp haber verseydi bari, bizi beğenmiyor olmalı diye karşılık verdi. Berna bu kahvaltının tadının kaçtığını düşünüyordu. Aynı sınıfta okuyan kişilerin birbirlerinin arkasından atıp tutmalarından rahatsız olmuştu. Oysa şimdi kimlerin nerelerde, ne işlerle uğraştıklarını konuşabilirlerdi. Berna arkadaşlarına dönerek, "Arkadaşlar, siz konuşurken ben bir köşeye çekilip Hilal'i aradım. Neden gelmediğini sordum. Annesini acilen ameliyata almışlar. Beyin damarlarından birisi tıkanmış. Şu anda hastanedeymiş. Paniğe kapıldığından aklına ne kahvaltı ne de bizi aramak gelmiş. Şimdi siz anlamadan, dinlemeden onun arkasından atıp tutmakla iyi etmediğinizi anladınız mı? Anlayacağınız başkasının arkasından konuşanlara kulak veren onların da suç ortağıdır." Kahvaltıya katılan diğer arkadaşlarının yüzü bu sözler üzerine kızarmış, utanmışlardı. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlayarak üzülmüşler. Bir daha başkalarının arkasından konuşmamak için kendi kendilerine söz verdiler. Çünkü insanların hangi haller içinde olduklarını anlayamazlardı. Saç sakal birbirine karışmış pejmürde bir vaziyette kafe restoranda daldı orta yaşlı adam. Açık büfeden bir tas çorba doldurup boş bulduğu bir masaya yerleşti. Çorbasına daldırdığı ilk kaşığı ağzına götürmüştü ki kaşıktaki çorbanın yarısı uzun ve kirli sakallarının arasından masaya doğru damlamaya başladı. İkinci kaşığı çorba kasesine daldırırken sol eliyle de sakalını siler gibi bir harekette bulundu. Arada yüksek sesle manasız cümleler kuruyor, el kol hareketleriyle de sözlerine anlam katmaya çalışıyordu. Çatık kaşları ve tuhaf hareketleriyle diğer müşterilerin de dikkatlerini üzerine çekmiş, mekanın nezih havasını bozmuştu bir anda. Yan masada oturan kadın adamla göz göze gelmemeye özen gösterirken, diğer taraftan da çaktırmadan göz ucuyla bu garip adamı süzüyordu. Psikolojik sorunları var galiba diye geçirdi içinden ama uzun ve bakımsız sakalından süzülüp masaya damlayan çorba artıklarını görünce midesi daha fazla kaldıramadı. Yüzünü hafif ekşiterek kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra memnuniyetsizliğini ifade eden bir tavırla ayağa kalktı ve el işaretiyle yetkilinin dikkatini üzerine çekerek "Bakar mısınız?" dedi sinirli bir ses tonuyla.
Buyurun hanımefendi diyerek yaklaştı yetkili. Kadın sert bir yüz ifadesiyle yetkiliye bir bakış attı önce. Mimiklerinden işletmeye yönelik ağır bir eleştiri getireceği anlaşılıyordu. Kontrolsüz el hareketleriyle söze girecekti ki bir anda elleri boşlukta öylece kaldı. O an gözlerini garip adama çevirdi. Adam kendine has hareketleriyle kaşığını çorbaya daldırmaya devam ediyordu. Kadın bir süre izledikten sonra yutkunur gibi bir hareketle boşlukta sallanan ellerini beline götürdü. Eleştiri adına zihninde kurguladığı her şeyi unutmuştu. Bu halde bir süre kaldı öylece. Sonra başını hafifçe öne eğdi ve yavaş adımlarla kasaya doğru yürüdü. "Hesap lütfen," dedi kısık bir ses tonuyla. Garson hesabı çıkarırken kadın göz ucuyla garip adamı izlemeye devam ediyordu. "Kim bu?" diye sordu garsona. Garson bir an başını kaldırdıktan sonra "Ha o mu?" dedi. "O bu işletmenin tanrı misafiri. 5 yıl önce gelmişti. Bir garip işte. Evsizdir, sokaklarda yatar. 3 öğün yemeğini de burada yer. Patronun kesin talimatı var. Ne isterse verilecek. Hizmette kusur edilmeyecek ama 5 kuruş dahi olsa para alınmayacak. Peki diğer müşterileriniz rahatsız olmuyorlar mı?" "Vallahi nasıl anlasam bilmiyorum," dedi garson. "Tam şikayet etmeye hazırlanıyorlar. O anda ne oluyorsa bir şeyler oluyor ve bir anda vazgeçiyorlar." "Çok ilginç," dedi kadın. "Peki sizden bir şey rica edebilir miyim?" diye sordum. "Buyurun efendim," dedi garson nazik bir ses tonuyla. "Bu adamın bugünkü yemek masraflarını ben karşılasam, aslında patrona sormam lazım ama şu anda burada yok," dedi garson. "Benim adıma rica edin, lütfen kabul buyursun," diyerek 50 euroluk bir banknotu kasanın üzerine bıraktı ve tam kapıdan çıkmak üzereydi ki o anda omzuna hafif dokunan bir eli hissetti. Yüzünü döndüğünde uzun ve bakımsız sakallı garip adamla göz göze geldiler. Yüzünde masum bir ifadeyle gülümsedi adam, sonra başını sallayarak "Endişe etmeyin," dedi. Kadın önce bir anlam veremedi bu söze. Meraklı bakışlarını bir açıklama beklercesine yoğunlaştırdı adamın üzerine. Adam hiç istifini bozmadan tebessüm ederek yaklaştı kadına ve kulağına fısıldadı. "Merak etmeyin, oğlunuz kurtuldu. En geç 1 hafta içinde eve gönderirler." Kadın bir anda irkildi ve ses tonunu yükselterek "Sen nereden biliyorsun?" diye sordu. Kadın şok geçiriyordu adeta. Heyecandan beti benzi atmış olduğu yerde dengesini bile korumakta zorlanıyordu artık. O an cep telefonu çaldı, titreyen ellerini çantasına daldırdı ve bir süre kurcaladıktan sonra telefonu avucunun içine almayı başardı. Açmadan önce arayan numaraya bir göz attı hızlıca. Son aylarda adeta hafızasına kazınan bir numaraydı bu. Evet, hastaneden arıyorlardı. Yüzünün rengi iyice solmuştu. Olduğu yere yığılmamak için bir eliyle kenardaki korumalığa tutundu ve diğer eliyle telefonu açtı ama alo bile diyemedi. "Bayan Mayer, siz misiniz?" diye sordu telefondaki kişi. Bayan Mayer'in sesi kısılmıştı sanki. Ancak evet diyebildi, pürüzdü ses tonuyla. "Size bir müjdem var efendim. Az önce bir mucize yaşandı. Adeta bir mucize yaşadık hanımefendi. Oğlunuz hayati tehlikeyi atlattı. Bütün değerleri normale döndü. Böyle devam ederse 1-2 saatte yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz." Telefondaki kişi anlatmaya devam ediyordu ama Bayan Mayer kapının önüne yığılıp kalmıştı bir anda.
Garsonların yardımıyla kendisine geldi bir süre sonra. Meğer bir trafik kazası sonucu 12 yaşındaki oğlu ağır yaralanmış ve 2 aydır komada yatıyormuş. Doktorların ümidi kestiği bir anda bir şefkat eli uzanıvermiş adeta. Ne demişler? Harabat ehlini hor görme, zahit hazineye malik ne diraneler var.